Arkadaşlar merhabalar. Bugün sadece 3 kurumdan bahsedeceğim ama ortalama 300 memur personel alımı ilanı olacak arkadaşlar. Şimdi burada hangi kurumlar var? Ticaret Bakanlığı var. Milli Savunma Bakanlığı var ve Emniyet Genel Müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden personel alım ilanları var arkadaşlar. Haydi bakalım Allah Rabbim gönlünüze göre versin. İnşallah atanırsınız ümidiyle başlayalım bakalım hangi kurumlar ne alıyormuş. Ticaret Bakanlığı Ankara arkadaşlar 60 tane devlet memuru alım ilanı yani ticaret uzman yardımcısı alacak. Başvuru tarihi bu ayın yani ocağın 20'sinde başlayacak. 29'unda bitecek. Başvuru şekli internet üzerinden ticaret.gov.tr adresinden olacak. Arkadaşlar, hem yazılı hem de sözlü sınav olacaksınız. 2019-2020 KPSS 70 ve üzerinde olacak. Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dil sınavından en az C seviyesinde bir puan almış olacaksınız ve başvuru ücretli 100 TL yatırıp öyle başvuru yapacaksınız. Böyle bir şart koşmuşlar. Kimler başvurabiliyor buna? Siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, iktisat, işletme, mühendislik fakültesi mezunu olan arkadaşların başvuru yapabilecek. Herhangi bir şey olur diye burada irtibat numarasını da verdim. Buradan bakabilirsiniz 0312 204 75 çift 0 arkadaşlar. Şimdi pozisyonlara bakalım. 12 kişi iktisat mezunu. KPS P14, P15, P16, P17'den. 10 kişi kamu yönetimi mezunu olan arkadaş isteniyor. P29, P30, P31, P32. 9 kişi hukuk mezunu KPSS P4. 8 kişi uluslararası ilişkiler mezunu KPSS P34, P35, P36, P37. 7 kişi işletme mezunu bölümü arkadaşlar isteniyor. P24 25 26 27. 5 kişi istatistik mezunu olan arkadaşım isteniyor. P12 P13. 5 kişi endüstri mühendisliği mezunu olan arkadaşımdan P2 P3. 2 kişi maliye mezunu P19, P20, P21, P22 iki kişi de uluslararası ticaret ve lojistik bölüm mezunu olan arkadaşlarımdan olacak. KPSS P25 Rabbim gönlünüze göre versin diyorum. Diğer bir kuruma geçiyorum. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi tam 134 memur alıyor. Başvuru tarihi 30 Aralık 2020'de başladı. 31 Ocak 2021 saat 23.59'a kadar sürüyor. Bilginize. Başvuru şekli online olarak arkadaşlar personeltemin.msb.gov.tr adresinden olacak. Şimdi birkaç notumuz var. Her adayın sadece bir tercih hakkı var. İstenen belgeler yüklenmezse başvurunuz yanıyor. Yabancı üniversite mezunu iseniz denklik belgesini yükleyeceksiniz. Şehit, gazi yakını kişilerin ise KPSS puanlarının %10 fazlası hesaplanacak. Onu da sisteme yükleyebilirler. Şimdi burada pozisyonları sizinle paylaşacağım. P3 var. P93 var, P94 var. Yani hem lisanstan hem ön lisanstan hem de orta öğretim herhangi bir lise mezunu olan arkadaşlarımdan var. 60 ve üstü yeterli oluyor. Kadın erkek fark etmiyor arkadaşlar. Bakalım bakalım şimdi hangi pozisyonlar var. Dört kişi alınacak aşçı olarak arkadaşlar. Nereye bunlar? Atanacağı kuvvet neresi? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harita genel mühendisliği. Pardon harita genel müdürlüğünde çalışacaklar Allah nasip ederse. Herhangi bir lise mezunu arkadaşlar yalnız aşçılık belgesi ya da sertifikası olacak. Üç kişi çocuk eğitimcisi. Bazen soruyorlar hocam biz bu bölümü boşa mı bitirdik? Al sana burada imkan. İnşallah girersin arkadaşım. P3'ten alıyor arkadaşım. Çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı lisans mezunu olacaksınız. Bir kişi diyetisyen. P3'ten alıyor. Beslenme ve diyetik mezunu olan arkadaşımdan. İki kişi garson isteniyor. P94. Yiyecek, içecek hizmet alanı, bar, servis, hosteslik alanı mezunu ya da turizm endüstri servis hizmetleri mezunu liseden mezun olan bir arkadaşım istiyorlar. İki kişi grafiker alınacak arkadaşlar. Lisans mezunu. Grafik tasarım ve baskı bölüm mezunu olacak. Bir kişi hemşire alınacak. Yine lisans hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölüm mezunu. Keşke hemşire yardımcılığı da alsaydı. O arkadaşlar da gerçekten üzülüyorum. İnşallah onların da yayınlarını yaparız. İki kişi hizmette alınacak. Yine P94 herhangi bir liseden mezun olmak yeterli. Bir kişi istatistikçi yine lisans istatistik bilgisayar bilimleri. E, matematik ve e, istatistik mezunu olan arkadaşlarımdan 9 kişi mal sorumlusu arkadaşlar. P93 herhangi bir orta öğretim ön lisans pardon orta öğretim dedim ön lisans mezunu olacak. 6 kişi memur yine p 93ten adalet bölüm mezunu. 4 kişi harita mühendisi, jeolo, jeodezi, fotogrametri ve harita mühendisliği mezunu olacak. 12 kişi bilgisayar mühendisliğinden alınacak, P3'ten bilgisayar bilişim sistemleri mühendisliği bölüm mezunu olacak. 1 kişi çevre mühendisinden alınacak, tabii ki çevre mühendisliği bölüm mezunu. 2 kişi endüstri mühendisi bölüm mezunu, endüstri ve sistem mühendisliği bölüm mezunu olan arkadaşlar alınacak. 1 kişi sosyolog alınacak, tabii ki sosyoloji bölüm mezunu. 1 kişi şoför alınacak, herhangi bir lise mezunu yalnız C, E, D ve CE ehliyetine sahip olacak. 8 kişi tekniker bu P93 arkadaşlar ön lisanstan harita ve kadastro bölüm mezunu. 6 kişi yine tekniker. Bu da bilgisayar bilişim sistemleri ve teknolojileri bölüm mezunu. 2 kişi yine tekniker. Mekatronik bölüm mezunu. 3 kişi de tekniker yine matbaacılık baskı tasarım bölüm mezunu. Bitmedi. Devam ediyor arkadaşlar. Bir kişi teknisyen alınacak. P94'ten acil tıp teknisyenliği bölüm mezunu olacak. Bir kişi yine teknisyen ahşap doğrama mobilya bölüm mezunu. Bir kişi teknisyen tesisat teknolojileri ve iklimlendirme bölüm mezunu. Bir kişi yine teknisyen metal teknolojisi bölüm mezunu. Üç kişi yine teknisyen motor bölüm mezunu. Neredeyse Endüstri Meslek Sitesi'nin bütün bölümleri anlatılmış arkadaşlar. Bir tane yine teknisyen elektrik elektronik bölüm mezunu olan arkadaşım. Bir kişi terzi alınacak. Herhangi bir lise mezunu arkadaşım. 14 tane uzman alınacak. p 3ten lisans uluslararası ilişkiler, işletme iktisat, kamu yönetimi Siyaset Maliye bölüm mezunu olacak. Bir tane veri hazırlama uzmanı arkadaşlar. Bu veri hazırlama uzmanı da yine P93'ten Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölüm mezunu olacak. 4 kişi avukat Tabii bundan sonrakiler arkadaşlar milli savunma bakanlığında çalışacaklar. Ankara hukuk fakültesi mezunu olmak istiyor arkadaşlar. Bir kişi veri hazırlama uzmanı yine P93'ten. Bu da Giresun'da arkadaşlar isteniyor. Büro yönetimi ve sekreterlik bölüm mezunu olacak. Bir kişi de yine veri hazırlama uzmanı P93'ten. Bu da Erzurum'da çalışacak. O da büro yönetimi ve sekreterlik bölüm mezunu olacak. Şimdiki söyleyeceklerim Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışacak olanlar bir kişi grafiker lisans mezunu Ankara'da çalışacak grafik tasarım bölüm mezunu. Bir kişi psikolog o da yine lisans mezunu Eskişehir psikoloji bölüm mezunu olacak. Muş'tan ne istenmiş? Bir tane teknisyen P94 arkadaşlar lise mezunu, orta öğretim mezunu, tesisat teknolojileri ve iklimlendirme bölüm mezunu olması lazım. Bir kişi de veri hazırlama uzmanı yine P93'ten arkadaşlar ön lisans Ankara'da isteniyor. Maliye bölüm mezunu olacak. Son olarak... İş güvenliği uzmanı. Şimdi söyleyeceklerim Deniz Kuvvetleri Komutanlığında arkadaşlar çalışacak. İş güvenliği uzmanı olarak yine lisans mezunu Muğla'da isteniyor. Elektrik, makina, gemi inşaat mühendisliği bölüm mezunu olacak. Bir tane elektrik mühendisi istenmiş. Ankara'da çalışacak. Elektrik mühendisliği bölüm mezunu olacak. Bir tane çevre mühendisi istenmiş. O da Kocaeli'de çevre mühendisliği bölüm mezunu olacak. Bir tane gıda mühendisi istenmiş. Bu da Kocaeli'de gıda mühendisliği bölüm mezunu. Bir tane uzman istenmiş. O da P3'ten Ankara'da Hukuk Fakültesi mezunu olacak. Son olarak söyleyeceklerim Milli Savunma Üniversitesi'nde çalışacaklar. Bir tane maaş muhtemeti. P93 ön lisans arkadaşlar İstanbul'dan istenmiş muhasebe bölüm mezunu olması yeterli. Yine bir tane maaş muhtemedi o da P93'ten Balıkesir'de istenmiş bu da yine muhasebe bölüm mezunu olacak. Bir tane ağır araç şoförü arkadaşlar P94 herhangi bir orta öğretim mezunu sadece D sınıfı ehliyet lazım İstanbul'da. Bir tane uzman istenmiş, lisans mezunu Yalova'da istenmiş bu. İktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi bölüm mezunu olacak. 5 tane veri hazırlama uzmanı P93 ön lisans İstanbul'da istenmiş. Herhangi bir yüksekokul fark etmiyor bölüm mezun olmanız yeterli. Bir tane veri hazırlama uzmanı yine o da P93'ten Balıkesir'de istenmiş. Herhangi bir yüksekokul mezunu olmanız yeterlidir demişler. Gelelim son kurumumuza. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 90 adet kadrolu personel alım ilanıdır. Başvuru Ocak ayının 25'inde başlayacak. Yine 29 Ocak 2021'de bitecek. Nereden? Online olarak egm.gov.tr adresinden. Başvuruyu internet üzerinden yapıyoruz başvuru yaptığın il emniyet müdürlüğüne gidiyorsun. Çıktısını alıyorsun, onlara imzalatıyorsun. Üçüncü olarak da sözlü yazılı uygulamaya çağrıldığında da yanına getiriyorsun arkadaşım. Şimdi 90 kişi çağrılıyor ya. Yalnız bunun 5 katı insan gelecek. Aklınızda olsun. Tabii ki KPSS puanınızın daha da üstünde olan biri varsa o gidecek demektir. Ona göre alırlarsa eğer yani 450 kişiyle yarışacaksın demektir. Arkadaşlar başvuruda 2020 yılı KPSS P94 dikkat et P94 puanı esas alınıyor. 70 ve üstü olmanız lazım. En fazla da 10 tercih hakkınız var. Öyle bir tane değil. 10 tercih hakkınız var. P94'ten arkadaşlar. Şimdi bakalım buna. Sınıf olarak yardımcı hizmetler, ünvan olarak da kadrolu hizmetli olarak çalışacaksınız. Toplam alınacak kişi sayısı 90. Cinsiyet fark etmiyor. Erkek ya da kadın olabilir. KPSSB 94'te 70 ve üzeri olmanız lazım. Yani bu ne demek oluyor? Herhangi bir lise mezunu. Hocam bize iş yok. Al sana var işte ama 70'in üzerinde alacaksın. Ona da çalışacağız arkadaşlar ya. Yani şurada 3-5 soru çözdüğümüzde zaten yine alıyoruz 65-70. Biraz gayret göstersek hiç böyle sıkıntılara girmeyiz. Bakalım emniyet genel müdürlükleri. Afyon'da 2, Ankara'da 7, Antalya'da 5, Bingöl'de 2, Düzce'de 2, Giresun'da 2, Kars, Mersin'de 5, Ordu'da, Rize'de ve Şırnak'ta 2 kişi emniyet genel müdürlüklerinde çalışacak. Daire başkanlıklarında 4 kişi koruma daire başkanlığı, 4 kişi siber suçlar daire başkanlığı, 2 kişi tanık koruma daire başkanlığı, 4 kişi özel harekat daire başkanlığı, 4 kişi de terörle mücadele daire başkanlığında çalışacak inşallah. Özel hareket müdürlükleri 4 kişi Adana, 4 kişi Antalya, 4 kişi Trabzon, 1 Samsun, 2 kişi de Konya'da çalışacak. Kriminal polis laboratuvarlarında iki kişi Samsun, bir kişi Antalya, iki kişi Kayseri, iki kişi de Erzurum'da çalışacak. Takviye hazır kuvvetlerde 4 kişi Ankara, 10 kişi de İstanbul. Arkadaşlar bu P94 arkadaşlarım için gerçekten bulunmaz bir fırsat. Rabbim inşallah torpil ortadan kaldırır da hakkınız da oraya girmeyi nasip eder. Şu kardeşinize bir dua edersiniz. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Müsait olduğum her an cevaplamaktan gurur duyacağım ve bildiriminizi açın arkadaşlar arkası gelecektir inşallah biri olmazsa birinden biri denk gelir diye dua ediyorum hayırlı günler diliyorum